Devam ediyoruz konumuza, meme kanserine. Sevgili seyircilerimiz, Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, meme cerrahı doçent doktor Ece Dilege ile birlikte olmayı sürdürüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar tabii iddialar, zaman zaman dile getirilen, tartışılan konular. Ama hazır sizi burada bulmuşken hemen sormak isterim. Koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesinde bazen hani gereksiz işlemler yapılıyor ya da gereksiz yere alınıyor, temizleniyor bunlar gibi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi ameliyatın ikinci kısmı koltuk altı ile ilgili olan bölümü demiştim. Bugün standart yapılan klinik muayeneyle ya da filmlerde hastalık koltuk altına sıçramadığı görülüyorsa, yani orası negatifse bizim için, öncelikle sentinel lenf nodu biyopsisi yapıyoruz. Yani memeye özel maddeler enjekte ederek ameliyatta hasta uyurken koltuk altından biyopsi yaparak başlıyoruz. Şöyle bir... Bu rutin bir uygulama mıdır? Her yerde yapılır mı? Aslında rutin ya da rutin olması gereken uygulama. Bundan hani 10 yıldan önce koltuk altının tamamen temizlenmesi altın standarttı, ama bugün sentinel lenf nodu biyopsisi onun yerini almış durumda diyebiliriz. Evet. Memedeki hastalığın ilk gideceği yer koltuk altı. Koltuk altı lenf bezi. Teorik olarak hani beklenen budur. Bu sentinel lenf nodu biyopsisi de bizim mesela memeye mavi boya enjeksiyonu yapıyoruz. Özel bir ilacı var. Bu tekniklerden biri. Koltuk altında mavi boyalı lenf tümünü buluyoruz ve onu hızlı incelemeye gönderiyoruz. Eğer ameliyatta orada metastaz, yani hastalık varsa, koltuk altının tamamını temizliyoruz aynı ameliyatta. Tam lenf nodu diseksiyonu yapıyoruz. Eğer bu gönderdiğimiz lenf nodu örneğinde hastalık çıkmazsa, onun koltuk altının tamamını temsil ettiğini düşünerek orada duruyoruz. Daha fazla temizlik yapmıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü koltuk altı temizliği aslında hastaya ömür boyu bir koluyla ilgili bir takım riskler bırakıyor. Bunların başında lenf ödem, yani kolda şişlik, hatta geri dönüşümü olmayacak aşamalarda lenf ödeme neden olabiliyor. Oldukça da sık görülüyor galiba. Evet, sonuçta yaşam kalitesini düşürücü bir hadise kişinin. Dolayısıyla koltuk altı temizliği yapıldığında ömür boyu işte o koldan kan aldırma, oradan tansiyon ölçtürme, manikür yaptırma, sürekli koruyup hani bebek gibi bakması gerekiyor buna, ki onunla bile engellenemeyebiliyor. Dolayısıyla bugün için mümkünse ilk planda sentinel nod biyopsisi. Gereklilik halinde koltuk altı diseksiyonu yapılıyor. Anladım. Bu da aydınlatıcı oldu. Evet, dolayısıyla hani kişiler... bilinçli olarak doktora giderlerse en azından hani ne ameliyatı yapılacağını, bu imkanların olup olmadığını sorma şanslarına sahip olurlar. Bunu öyle bir vurguladınız ki sanki her zaman o bilinç hastalarda olmayabiliyormuş gibi geldi bana. Burada öyle. Bir ihmalimiz ya da biraz böyle hani kayıtsız teslimiyet gibi bir durum mu söz konusu? Bu mu var gözlemleriniz arasında? Etki bir kısımda bu var. Evet, hasta geliyor size, bu belki bizim için bir şans ama bilinçli olmalarında fayda var. Hani ne gerekiyorsa yapın, yeter ki hani ben kurtulayım, memem önemli değil deyip daha sonra farklı problemlerle geri geliyorlar aslında. Evet, bu da önemli ve dikkat çekici bir nokta. Biz de dikkatimizi çekmiş olalım sevgili seyircilerimiz. Peki, diyelim ki ben çok yüksek genetik risk taşıyorum ve dünyada artık belki Türkiye'de de hastalara, çok yüksek genetik risk taşıyan hastalara yumurtalıkların alınması ya da meme içinin boşaltılması, siz onu tıbbi olarak ifade edersiniz mutlaka, yöntemi öneriliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ve gerçekten doğruluğu var mıdır? Yapılmasının gerekli olduğu hasta grupları bulunur mu? Evet, tabii doğru. Bugünkü imkanlarımızla genetik mutasyon, yüksek ailesel risk saptanan kişilerde eğer elimizde somut genetik mutasyon analizleri varsa, ömür boyu yaş ilerledikçe meme kanseri olma riski neredeyse %80-90'lara varıyor. Aynı şekilde yumurtalıklar için de bu geçerli. Dolayısıyla dediğiniz gibi profilaktik mastektomi onlara yapılıyor. Meme cildi korunarak, memenin içi dediğiniz gibi boşaltıp protezlerle yerine yeni meme yapılıyor ki mutasyon da önerilir. Yani böyle bir önerilecek bir grup var. Evet, var. Çok düşük bir grup ama var. Peki, biraz da hastaların ameliyata nasıl hazırlandıkları aşamasından bahsetmek istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Hastayı ameliyata nasıl hazırlıyorsunuz? Şöyle, bize genellikle hastalar eline bir kitle geldikten sonra kitle şikayetiyle geliyor. Hani ortalama bir hasta. Muayenesini yapıyoruz. Yaşına uygun tetkikler, ki genelde mamografi, ultrasonografi çekiliyor. Eğer bize yeterli değilse, mamografinin şöyle bir dezavantajı var. Daha genç yaştaki memelerde bize her şeyi gösteremeyebiliyor. Evet. Bazen meme MR'ından yardım almak durumunda kalabiliyoruz. Görüntülemesini tamamlıyoruz. Burada hedefimiz
nerelerde var ya da tek odak mı? Meme koruyucu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Onu görmek. İlk olarak bir görüntülemeden sonra biyopsi yapıyoruz memeyi. Bugün sıklıkla true cut biyopsi dediğimiz kalın iğne biyopsisi yapıyoruz. Dolayısıyla ameliyata girerken elimizde net bir doku tanısı oluyor. Hı hı. Bu şekilde ancak hani daha ileri evrelerde gelirse ki ileri dediğim büyük tümör çapı. Tümör çapı artık 4 santimetre kadar olduktan sonra bu işin koltuk altına ya da başka yerlere gitme riski, bu 4 santim tabii kesin bir şey değil, hani genel olarak ortalama verdim. Farklı organlara yayılma riski olduğu için o zaman sistemik tanımayı ameliyat öncesine alıyoruz. Yani kemiklerinde, karaciğerinde, hı-hı, akciğerinde var mı diye, hı-hı, ona da bakıyoruz. Ondan sonra sağlıklı bir şekilde ameliyatımızı yapabiliyoruz. Peki ameliyat ortalama ne kadar sürüyor? Bu aslında, bu da kişiden kişiye değişmekle birlikte 1 saat ile 2 saat arası değişebilir, yapılacak yönteme bağlı. Ama peki, plastik cerrahi işin içine girdiğinde, hı, tabii bu daha da uzun. Daha uzun çünkü hani meme alınmasının da kullanılacak yönteme göre değişik şekilleri var. Bir cilt koruyucu ya da meme başı koruyucu ameliyat yapıyorsanız o biraz daha özen göstermek gerekiyor. Daha yavaş yavaş, biraz daha süre uzuyor tabii. Burada tabii hastanın günlük yaşamına taburcu olma süresi, günlük yaşamına dönüş, hı-hı, süresi de önem taşıyor. Siz aslında oldukça gençsiniz ama yine de uzun yıllardır bu konularla, hı-hı, ilgileniyorsunuz. Geçmişle karşılaştırdığımızda, bir 5 yıl önceyle belki 10 yıl önceyle karşılaştırdığımızda ne gibi farklılıklar var? Hastalar çok daha kısa sürede taburcu edilebiliyorlar mı ya da günlük yaşamlarına dönebiliyorlar mı? Evet, kesinlikle fark var. Bir kere bizim ameliyat tercihimiz en büyük faktör etkileyen. Giderek daha fazla erken teşhis ettiğimiz için giderek daha fazla meme koruyucu ameliyatları yapıyoruz. Dolayısıyla ameliyatın boyutu küçülüyor. Hasta daha çabuk toparlıyor. Ek herhangi bir hastalığı, kalp, şeker, tansiyon vesaire, ameliyat süreci sağlıklı geçiyorsa, ek bir hastalığı yoksa normal şartlarda bir gece hastanede tutup ertesi gün hastayı taburcu ediyoruz. Koltuk altına sadece biyopsi yapılan hastalarda iş çok daha kolay oluyor. Koltuk altına tam temizlik yapılanlarda gönderirken hastayı kolun altından çıkan bir direnle gönderiyoruz. O ise yaklaşık 5-7 gün kadar hastayla birlikte kalıyor. Orada biriken işte lenf sıvısını, kirli kanı diyeyim, dışarıya almak için. Sonra yaklaşık bir iki hafta içinde de bütün sonuçlar da ortaya çıkmış oluyor. Yara iyileşmesi tamamlanmış oluyor ve genellikle kemoterapiye hazır hale geliyor hasta. Dolayısıyla hani yatakta yatmayı gerektirmeyecek bir hastalık halinde. Evet, burada tabii isterseniz zamanımız oldukça azaldı, yönetmenimiz de sonuna yaklaştığımızı söylüyor. Son bir nokta. Bu bir kadın hastalığı ağırlıklı olarak erkeklerde de görülmekle birlikte. Ama sonuç olarak yaşam müşterek, bir ilişkiniz olabilir, bir eşiniz olabilir. Dolayısıyla bu noktada siz bir psikolog değilsiniz ya da bir psikiyatri uzmanı ama son olarak bununla bitirmek istiyorum. Eşlerin, çiftlerin birbirlerine olan destekleri konusunda eksiklikler görüyor musunuz ve bununla ilgili ne tavsiye edersiniz? Bununla ilgili hani çok genel bir yorum yapabileceğim. Şöyle söyleyeyim, bir kere biz ameliyat ve tedavi aşaması bitiyor ama geride bir kere psikolojik olarak sıkıntılı bir hasta bırakıyoruz. En azından ilk aşamalarında. Evet. Lüks riskiyle bir ömür sürdürmeyi devam edecek bir kadın elimizde. Genelde genç bir kadın. İlaçlardan dolayı menopoza giriyor yüksek olasılıkla. Dolayısıyla genç bir hastayız. Bir anda daha ileri yaştaki bir hasta haline sokuyorsunuz. Bunun ateş basmasından depresyona, bir takım farklı menopozun getirdiği sıkıntılar bir yandan. Bir yandan cinsel kimliğini kaybettiğini düşünüyor, cinsel problemleri çıkıyor. Bunlarla baş ederken erkek de eşiyle baş etmek durumunda kalıyor. O da çaresiz ve ne yapacağını bilmiyor. Bir çalışma var, şöyle İtalyan kaynaklı. Kadın meme kanseri olduğunda %25 ilişki sona eriyormuş. Erkek kanser olduğunda %7 ama deniyor ki anahtar rol hastalık öncesi ilişkinin kalitesinde. Bizim her şekilde hani benim önerebileceğim, hastalar bizle konuşmaktan, dile getirmekten, herhangi bir şikayetini sosyal anlamda da çekinmesinler. Çünkü hepsinin bir çaresi var. Hepsiyle ilgilenen, özellikle kendi konularında uzman kişilerle çalışıyoruz. Dolayısıyla hani her türlü yardım için biz buradayız.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Emin ellerdeyiz. Dünyada ne yapılıyorsa Türkiye'de de bunun yapıldığını biliyoruz. Son derece yetenekli cerrahlarımız, medikal onkologlarımız ve konuyla ilgili çalışan uzmanlarımız var sevgili seyircilerimiz. Ama işin psikolojik yönünü de unutmamak gerekiyor. Bunun belki kişinin değil çiftin hastalığı olarak değerlendirilmesi halinde daha iyi sonuçlanacağını bilmek gerekiyor. Ve meme kanserinin erken evrede özellikle erken teşhis ve doğru tedaviyle korkutucu bir hastalık olmadığına da inanmak gerekiyor diyelim. Doçent Doktor Ece Dilege'ye teşekkür edelim.